Guido del mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di abbracci una ragazza dopo che aveva pianto, poi schiarisce la morte e ricomincia il canto. Se voglio bene assai, ma tanto tanto bene Esther. Ne var? Ne feci bir ölüm değil mi dostum? Evet. Yemek bile yiyemedim. Trenin altında kalanın kardeşim olduğunu nasıl anlayamadın? Onu yıllardır görmüyordum. Küçüklüğünü hatırlıyorum sadece. Çok değişmiş. Hem üstünde kimliği de yoktu. Sen? Oldu. Konu şu, raporunda kardeşimin, yani Vin'in kendini trenin önüne attığını yazmışsın. Niye yaptın? Yemin ederim olay öyle görünüyordu Leri. Eğer senin kardeşin olduğunu bilseydim... Değiştirebilirsin raporu. Ah, Leri yapamam bunu. Hakkımda soruşturma açarlar, işimden olurum sonra. Ben sana iş bulurum. Bak, bir hata yaptın. Raporun bu şekilde kalırsa anneme ne olur biliyor musun? Ha? Kadıncağız aklına kaçırır. İster misin bunu? Ha? Eğer raporu değiştirirsem demir yolları işletmesi tazminat ödemek zorunda kalır. Hesabını da benden sorarlar. Yapamam Leri. Bunu isteme benden. İstiyorum Lester. Patronuna güvenip bana baskı yapabileceğini sanıyorsun değil mi? Dediğimi yapacaksın. İn hocam. Cina. Cina. Bu adama sakın inanma. Ne zaman bir tren kazası olsa herkes yalan söyler.
Anlıyor musun? Vakit geliyor. Artık gitsek iyi olur. Hadi Luisa. Hadi. Hadi anne. Evet. Sen de cenazeye geliyorsun öyle mi? Neden zahmet ediyorsun? Babanın cenaze törenine gelmemiştin. Kardeşin hayattayken de ona hiç yardım etmemiştin. Ona bir gün bile acımamıştın. Ona hiçbir şey vermemiştin. Şimdi ne kadar üzgün olduğunu mu göstermek istiyorsun? Seni zavallı yaratık. Duygusuzun birisin. Git hadi. Seni görmek istemiyorum. Oraya gelmeni de istemiyorum. Burada kal ve saklan. Bir solucan gibi saklan. Anne. Hadi. Evet, anne. Yeter. Yapma anne. Ya. Anne. Hadi gidelim, geç kalıyoruz. Kendine hadi, gel anne. Yürüyün hadi. 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 Öyle demek istemedim. İstersen biraz bekle, ondan sonra gel. Oraya gelmeni istiyorum. Bunu sen de biliyorsun. Gino, iyi olduğundan emin misin? Evet. Annemin sana söylediklerini ciddiye alma. En çok onu severdi. Sen de biliyorsun. Dinle beni. Ben evin yükünü taşımana yardım etmek isterdim. Ama annem çılgınca bir fikre kapılmış. Benim kazandığım parayı kabul etmek istemiyor. Özür dilerim. Biraz zaman geçsin, bir şeyler ayarlamaya çalışırız, tamam mı? Bir iş bulmam lazım. Ben hallederim. Vinny'nin eski işini yaparsın. Hala okulu bitirmek istiyor musun? Hı hı. Hı hı. Ben de istiyorum bunu. Ama belki biraz ara vermen gerekir. Bir süre sonra her şey yoluna girer. Anlıyor musun? Evet, evet. Annemin istediğini yapacağım. Geliyorum. Evet. Sence Vinny trenin önüne mi atladı? Pis bir yalan. Eğer herhangi birinin böyle bir şey söylediğini duyacak olursan hemen gelip bana haber vermeni istiyorum, anladın mı? Lester'la... Lester'la konuştuklarımızdan da kimseye söz etme. Etmem. Çabuk gelin, annem çok kötü. Yürü. Yürü!
beni ölmüş olamazsın. Anne lütfen. Beni. Anne. Sakin ol yavrum. Yapma sen şey ya. Anne. Anne. Olur mu? Lütfen anne. Eve gidiyoruz anne. Anne lütfen. Hadi gel. Gel ciğermesin. Sakin ol. Tamam anne, anne hadi topla yapma kendini biraz. Lütfen ya. Anne. Sakin rica ol ediyorum. Ya. Sakin ya. Ol, sakin ol. Tamam, hadi. Anne. Hadi ya. Hadi. Vincenzo. Anne. Anne. Geri dön. Kardeşini bu gece burada bırakma. Hiçbir zaman cesur olmadı. Cesur davranamayacak kadar hassastı. Bana hiç itaat etme. Anne. Burada kalacağım. Bütün gece. Anne. Siz gidebilirsiniz. Kahve molası verildi. Molaya ihtiyacım yok benim. Hadi çek, diğerleriyle sohbet edersin biraz. Burası iş yeri, sohbete gerek yok. 5 dakika dinlen oğlum. Biraz kurallara uy. Kurallara uyayım mı? Buradaki herkesten iyi iş yaptığımı biliyorsunuz. Bir gece içinde hepsinden fazla fatura yazıyorum. Hatam çok az. Daha ne istiyorsunuz? Sadece kendine bu kadar fazla yüklenmemeli. Benim için endişelenmeyin. Merhaba anne. Merhaba. Ödeme günü müydü? Evet, her hafta olduğu gibi. Ne güzel bir yemek. Pazar günü şerefini. Ne çok para bu. Fazla mesai yaptım. Gece yarısından sonra daha fazla veriyorlar. Çok fazla çalışıyoruz. Değil mi? Sayın dinleyiciler, şimdi de özel haber bültenimizi veriyoruz. Başkan Roosevelt, Japonların bu sabah erkenden Pearl Harbor'a baskın yaptıklarını duyurdu.
Ayrıca honorum... Larry'nin bir arkadaşı varmış. Bizim için araştırma yapmasını istemiş. Sayın dinleyiciler, konuyla ilgili... Long Island'daki satılık evlerin resimlerini gönderecek. Amerika bir hafta sonra da hep birlikte gidip görürüz. 7 Aralık 1941 günü... Japonlar Pearl Harbor'a bir saldırıda bulunmuşlardır. Ne demek oluyor bu? Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı birlikler... Savaşa ani ve vahşiyane bir saldırıya uğramışlar. Gel, yemeğin soğuyor. 100 civarındaki Japon savaş uçağının büyük okyanustaki en moralim büyük deniz üstünüz olan... Biliyorum, Pearl korkunç Harbor'a bir şey ama seninle bir ilgisi yok ki bunun. Daha sonra denizaltılarda... Bunu nasıl söylersin anne? Üstlerimiz baskına uğruyor. Üçünün de ağır... Orada ölen Amerikalılar bizim hayatımızı korumaya çalışıyorlardı. Dul bir kadının oğlunu orduya almazlar. Ya da yaralanan asker... Ben çağrımlıyı beklemeyeceğim. Gönüllü yazılacağım. Bunu yapmana izin veremem. Geleceğim anne. Şimdiye kadar dışında yine kalmaya kaçıyorsun. Çalıştığı savaşta... Değiştiğini sanıyordum ama aynısın. Hep aynı çılgınsın. Senin istediğini yapmayan herkes çılgın, öyle değil mi anne? Öyle değil mi? Neden bu savaşa katılmak istiyorsun? Ellerinde binlerce asker var. Senin gibi bir çocuğu ne yapsın onlar? Benim gibi. Benim neyim var ha? Ya sen nesin? Olarak da anne, ben Amerikalıyım. Ve bir Amerikalının yapması gereken şeyi yapacağım. Her zaman... Her zaman bunu istemez miydin benden? Gino. Gino oğlum, ne olursun ha? Babanı kaybettin. Winnie'yi de, seni de öldürürler. Gitmeni istemiyorum. Dinle beni Gino. Gino! Lütfen beni dinle. Sen anneni dinler miydin? Evet. İtalya'dan buraya geldin. Yapman gerekeni yaptın anne. Söylesene. Annen sana çılgınsın dedi mi? Benim yapabileceğim tek şey buydu. Ama senin seçeneklerin var. Yenilerini de buluruz. Bunu yapmak zorunda değilsin. Evet, yapmak zorundayım anne. Gino, bu evden gidersen bir daha gelme. Ya. Öyle mi? Öyle demek istemedin. Çok ciddiyim. Beşinci Ordu 9 Eylül'de İtalya'ya, Napoli'nin güneyine bir çıkarma yaptı. Hedef Salerno'ydu. Amerikan birlikleri daha önce Sicilya'ya çıkmış olan... Salerno, orayı biliyor musun anne? ...ve Amerikan ordusundan... Evet, benim köyümle Napoli arasında bir yer. ...Akdeniz'de önemli bir harekat başlattı. Müttefik kuvvetleri için hedef Napoli. Yeni kuvvetlerin de katılımıyla büyüyen ordu hızla ilerliyor. Of, daha fazla bakamayacağım. Cine ordu olamaz anne. ...ve İtalyan ordusunun teslim olmasına rağmen yeni birliklere ihtiyaç duyuluyor. Çünkü Almanlar kolay kolay savaşı bırakmaya niyetli değiller. Amaçları müttefik kuvvetler ordusunu parçalayıp denize dökmek. Anne. Susan teyzeden ve Gino'dan mektup geldi. Susan teyze Kansas'a taşındıklarını yazıyor. Neyse, Gino'nunkine geleyim. Şöyle yüksek diyor. Yüksek sesle okumaya kalkma. İçeri git. Anne, ciddi olamazsın. İçeri git. Peki. Gel Lena. Aylarca eğitim yaptık ama hala cepheye yollamıyorlar. Sabahtan akşama kadar savaş tekniklerini anlatıp duruyorlar bize. Oradaki arkadaşlarımı özledim. Hiç değilse beyzbol oynayabilseydim. Burada Paul adında bir çocukla çok iyi dost olduk. Savaş bittikten sonra bizi ailece evlerine davet ediyor. Anneme söyle, çiftlikleri Long Island'tan büyükmüş. Octavia'yı çok özledim. Horrible ve Andalucci ailesinin bütün fertlerini de. Kucak dolusu sevgiler. Lena, sofrayı kur. Sen de istiyorsan o tuhaf salatandan yapabilirsin. Hı? Anne, biraz fazla uzatmadın mı? Lena, gözlerime inanamıyorum. Ne kadar güzel. Anneniz nerede? Orada, konuşmak ister misin? Herkes beğeniyor, evet, gördün güzel mü? Güzel bir ev değil mi? Bayan Horrible, Long Island'da satın alacağınız ev bu mu? Evet. Muhteşem bir yer. Şeyde... Miniola'da. Miniola'da. Sesi bile çok güzel. Ah, Signora, çok sevindim. Çok güzel.
Sen içeri gir ortalığa bir göz at anne. Hı hı. Ben de işlerimi halledeyim. Sonra gelir seni alırım, tamam mı? Tamam. Hadi. Evet. İyisin değil mi anne? Tabii. Her zaman istediğin bu değil miydi anne? Evet ama... ben bütün bunlara acı çekmeden ulaşmak istedim. Yokluğunuza alışmak zorunda kalmadan, sizi kaybetmeden... Gel Larry, buradayım, gel. Anne, neredesin? İşte buradasın. Çok güzel değil mi? Çok büyük. Üzgün görünüyorsun. Yok. Anne? Yok, sadece yorgun. Hadi seni eve götüreyim. Evet. Hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten iyi bir alışveriş yaptım. Şansım da yardım etti. Ben de Amerikalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. Simon, Virgil. Yapacağım.
Williams, LG. Haydi gel, sen de katıl bu duygulara. Yaşam budur işte, bu bir dans günün sıcağında. Bir dans gülüşü karşımda. Haydi gel eksiz duyguya. Gün boyu durmadan senle dans ve Coca-Cola. Yaşam budur işte. Biraz daha iyi. İyi gelir. Madem öyle diyorsunuz. Çok da kötü değil ha? Yemek berbat ama servis harika. İyileşte sana İtalyan yemeği yapayım. Oğullarıma yemek pişirmeyi özledim. Ordu'da olan var mı? Biri. Nerede peki? Avrupa'ya gönderilen birlikte. Şiddetli çarpışmalar oluyor. Şansı yardım etsin. Gino gitmek zorunda değildi. Tabii ki zorundaydı. Yoksa orada olmazdı ki. Signora. Doktor. Gönüllü hemşire ha? Bir şeyler yapmak istedim. Ailen nasıl? Ailem yok ki artık. Bir tek şey var. Bir ev. Sonunda almayı başardım. Büyük bir ev. Ama bomboş. İçinde yalnız kalacağım. Yani koca bir sıfır. Bunca yıldır kendimi zorladım. Evdeki herkesi zorladım. Deliler gibi çalıştık. Amerika'da bir servet buldum ama başka her şeyimi kaybettim. Ya dur biraz. Gurur duyabileceğin pek çok şey var. Octavia. Sevdiği biriyle evlendi. Son derece de mutlu değil mi? Lena, o güzel kızın. Akıllı. Üniversite bursunu artık rahatlıkla kazanır. Larry. Tamam. İstediğin gibi olmadı. Ama şu anda Zeynika'nın başında. Parası var, gücü var. Yani isteklerine kavuştu. Beni. Başına gelenleri değiştiremeyiz. Gino'nun kararını da. Bunu sadece size söylüyorum. Ama en çok Gino için endişeliyim. Ama onu öyle uzaklara fırlatıp attım ki bir daha asla dönmez. Nefret ediyorum. Ona da kendine de haksızlık etme, Lucia. Senin en güzel vasfın kuvvetli oluşun. En kötüsü de inatçılığın. Değil mi?
Bu problemi ifade edebilmek için birkaç denklem kurulabilir. Anladın mı? Hı hı. Aynı biçimde çözüm... Sevgili Gino, nerede olduğunu da, bu mektubun sana ne zaman ulaşacağını da bilmiyorum. Ama keşke sana aylar önce yazsaydım. Çok üzgünüm. Birbirimizle, kalplerimizle veda etmemiz gerekirdi. Oysa sen beni bağırırken hatırlıyorsun. Bütün İtalyan kadınları gibi. Kafamda çılgınca bir düşünce vardı. Çocuklarımın hayatta kalmasını sağlamalıydım. Ama benim çocuklarım Amerikalı. Benimkinden de çılgın hayalleri var. Seninkiler de hepsininkinden daha çılgın Gino. Ben seni kurduğum hayallerin bir parçası yapmak istemiştim. Ama başaramadım. Lütfen geri dön. Lütfen geri dön. Ben senin hayallerinin bir parçası olayım. Senin için dua edeceğim. Sevgilerimle. Son baskıyı okuyun. Paris kurtuldu, okumadan geçmeyin. Müttefikler Fransa'da. Ekstra ekstra. Buyurun bayım, teşekkürler. Ekstra ekstra. Savaştan en son haberler. Müttefikler Fransa'da. Okumadan geçmeyin. Sevgili Amerikalılar. Dün gece Amerikan ordusuna mensup birlikler ve müttefik ülkelerin askerlerinden oluşan ordumuz Fransa kıyılarından 20 kilometre kadar içeri ilerlemeyi başarmışlardır. Bu önemli anda hepinizden mücadelemize katılmanızı istiyorum. Ulu Tanrı ülkemizin gururu askerlerimizi korusun. Gün büyük mücadeleler, büyük fedakarlıklar günüdür. Topraklarımızı, halkımızı, uygarlığımızı, insanlığı korumak için hepimiz el ele verelim. Görevli yolla! Sağlık görevlisini yolla! Muhteşem bir zaferi kutluyoruz, değil mi? Merhaba anne. Merhaba. Lorenzo. Ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Sırf seni görmek istediğim için ziyaretine gelemez miyim? Tabii. Hı? Bir fincan kahve ister misin? Evet. Benim kahveme hayır diyemezsin. Fincanlar yukarıda. Biliyorum. Kahveyi daha yeni yapmıştım. Amerikalılar Paris'i kurtardı. Evet öyle. Anne bak, Gino için endişelenme olmaz mı? Patronun Washington'da tanıdıkları var. İzini bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Belki de onun birliği çıkartmaya katılmamıştır. Mutlaka öyledir. Çünkü listelerin hiçbirinde adı yok. İnan bana. Anne, onu senin için bulacağım. Sağ ol.
Bana gelmene sevindim. Seni öyle çok özlemiştim ki. Güzel çalıyorlar değil mi? Evet. Dans etmek ister misin? Biliyorum. Çok kötü dans ediyorum ben. Yok, hiç ilgisi yok. Burada olduğun için suçluluk duyuyorsun. Yok. Her zamanki gibi. Lucia. Hayatının kalan kısmını hastanelerde ya da radyo başında savaş haberleri dinleyerek geçiremezsin. Sen öyle söyle. Ben de inandım. İşte burada yanındayım. Sahi mi? Her gün gözümün önünden yaralılar gelip geçiyor. Yüzlercesi geliyor ama işlerinde Gino yok. Gino iyidir mutlaka. Kötü bir şey olsa duyardık. Bilemiyorum. Komşulardan birinin oğlu çıkartma günü ölmüş. Ama telgraf daha dün geldi. 2 ay sonra. Lucia. Ne söyleyebilirim? Ne yapabilirim? Keşke elimden gelse de seni rahatlatabilsem. Eskiden kiliseye fazla gitmezdim. Şimdi her gün dua ediyorum. Ne olur Gino yaşasın ve bana dönsün. Ama şimdi duamı değiştiriyorum. Bana gelmese de olur. Aman ne olur. Oğlum yaşasın. Andrew, beni rahatlatıyorsun. Güzel, güzel. Ben bir büro kurmayı planlıyor. Savaş bitince. Şunu geçirir misin? Savaş bitince demek. Plan anne. Plan yapmak ne kadar önemlidir. Buyurun. Biliyorsun. Teşekkürler. Pasifik'te ve Avrupa'da savaşanların kim olduğunu merak ediyorum doğrusu. Yarısından çoğu genç askerlermiş. Bazıları da çok yakışıklıymış. Gino, seni bir daha göremeyeceğimi sanıyorum. Hayal görmüyorum değil mi? Hayır, gördüm anne. Gino.
Savaşı kazandı ve döndü işte. Savaşı biz kazandık. Lena. Merhaba canım. Merhaba. Haydi, haydi sokakta durmayalım. Eve girelim, haydi. Üniforma çok yakışmış değil mi? Evet, askerlerin en yakışıklısı. Tekrar bir arada olmak ne güzeldi. Evet. Gönderdiğim mektubu aldım. Seni özledim anne. Anne, Long Island'daki ev ne oldu? Onu çoktan sattım. Ama taşınmak için dönüşünü bekliyorum. Gel, gel.